Bayan. Ve zaten Orta Anadolu Projesi açılış toplantısında hepiniz hoş geldiniz Çelik Aydın. İnsanlık tarihi boyunca aslında bilgiye hükmetmek her zaman kuvvetin bir sembolü olmuş. Aklı başında olan bütün cihangir hükümdarlar, büyük devlet adamları bilgiyi yanında bulundurmak, bilim adamına yanında bulundurmak arzu etmiş. Şimdi son 300 yıldan beri de dünya üzerinde güç odağı batıya kaydığı için, Avrupa'ya kaydığı için orada kaleme alan yazarlar belki maksatlı olarak sanki medeniyetin kaynağını antik Yunan'mış gibi, antik Roma'ymış gibi yazıyorlar. Böyle bir bilgiyi insanların zihinlerine empoze etmeye çalışıyorlar ama medeniyet bir insanlığın ortak mirasıdır, ortak hazinesidir. Her millet, her medeniyet buna katkıda bulunmuştur. Günümüz dünyasında bir yandan bilgiyi üretirken, bir yandan yeni ürünleri ortaya çıkartırken bunları korumak da çok önemli. İşte Patent Üniversitesi bu işi öncelikle yarıyor. Sınav mülkiyet hakları küresel rekabetin en önemli araçlarından biri. Ve aynı zamanda Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde en somut çıktılarından bir tanesi. Türkiye bu alanda kapasitesini yıldan yıla arttırıyor. En son yayınlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri raporuna göre, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı yayınlıyor raporları. Türkiye patent başvurularında dünyada 14. Marka başvurularında 7. ve tasarım başvurularında 4. sırada yer alıyor. Hakikaten ülkemiz açısından son derece sevindirici ve umut verici veriler. Tabii kurumumuza yansıyan tarafına baktığımızda da biz kurum olarak gerçekten de çok yoğun tescil faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yani yılda 2021 yılını örnek verecek olursam başvuru ve başvuru sonrası işlem talebi olarak 750 bin üzerinde resmi talebi elektronik ortamda tamamını alıyoruz ve bunların işlemlerini yürütüyoruz. Tabii bu tescil görevimizin yanı sıra kurumumuz ülkemizde bu haklarla ilgili, sınav mülkiyet hakları ile ilgili farkındalık, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık faaliyetleri yürütüyor. Esasında Ezaten Projesi bizim bu kapsamda, bu danışmanlık faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir proje. Böylelikle inşallah bu projenin sonunda birçok kobimiz, projeden yararlanacak kobilerimiz, yeni sınav mülkiyet başvuruları, patent, faydalı model, marka ve tasarım başvuruları yapıyor olacaklar. Teknolojik ürünleri siz ürettiğinizde, üretim yerlerinde bulunduğunuzda ve ülke olarak bunları hayata geçirip ihracata konu ettiğimizde işte cebimizdeki o milli gelir dediğim şey yavaş yavaş artmaya başlıyor. Makine sektörü veyahut da imalat sektörü bu ülkenin ihracatının en önemli kalemlerinden bir tanesi. O zaman bunun içinde motor görevi gören bir kavram var. Üç harften oluşan bir kavram var. KOBİ deniyor bunun adına. Küçük, orta, büyükteki işletmeler. İşte o KOBİ'lerin yetkinliğinin kazandırılması çok önemli. Biz hem şehrimiz olarak hem de üniversite olarak bu sayının artırılmasına yönelik olarak hem bu şehirde hem diğer şehirlerde ne tür katkı yapmamız gerekiyorsa o katkıyı vermeye hazırız. Malumunuz 2,5 yıldır yaklaşık tüm dünya ile birlikte COVID salgını ile mücadele ediyoruz. Yine yaklaşık bir aydır yakın coğrafyamızda Rusya-Ukrayna savaşına şahitlik ediyoruz. Her iki husus da bize şunu gösterdi. Küresel tedarik zincirinin ne kadar kırılgan olabildiğini ve tedarik zinciri kırıldığında imalatın, üretiminin bir anda nasıl durduğunu, hayatın nasıl durduğunu bize göstermiş oldu. Bunun için bizim ülke olarak her anlamda kendi kendimize yetebilen bir ülke olmamız gerekiyor. Biz açıkçası böyle düşünüyoruz. Bu kapsamda tabii hepimize, sizlere, bizlere görevler düşüyor ama KOBİ'lerimize de ciddi görevler düşüyor. KOBİ'lerimizin artık yenilikçi yaklaşımlar sergileyerek katma değerli üretim yapmaları, verimli üretim yapmaları ve kurumsallaşarak uluslararası anlamda rekabet düzeylerini artırmaları gerekiyor. Genel Sekreterimizin elinden ödüllerini alıyorlar, kutluyoruz biz de. Nevşehir Kale İnce Kara Bilim ve Sanat Merkezi adına biyoloji öğretimiz